Bu ülkede yaşayan insanların refah seviyesinin belirlendiği, alım gücünün kolay ve eğlenceli şekilde anlaşılması için bir karşılaştırma yaptık. Bu videoda zaman içinde 2022 yılına kadar asgari ücretli bir kişinin iPhone alım gücü ne olmuş sizlere göstermeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki alım gücü paritesi aslında ülkelerin refah seviyesinin yani o ülkedeki insanların kazandıkları parayla ne kadar çok mal ve hizmete ulaşabildiklerini, alabildiklerini gösteren önemli bir paritedir. Bu parite ülkeler arası kıyaslama yapmak için kullanılmasının yanında bir ülkede yaşayan insanların da bireysel olarak yıllık enflasyon oranı ve gelir miktarının yıllık değişimine bakarak alım güçlerinin ne oranda değişikliğe uğradığını görebildikleri bir göstergedir. Bu göstergeyi kullanarak bir askeri ücretli veya sabit maaş alan bir kişi gerçekte maaşına zam yapılıp yapılmadığını, temel ihtiyaçları ve veya herhangi bir ürün ve hizmet karşısında alım gücünün maaşına yapılan zam ile birlikte artıp artmadığını rahatlıkla görebilir. Bu karşılaştırmayı kolaylıkla sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Nasıl mı? Örneğin bir sene önceki yani 2021 Ağustos ayında aldığınız benzin litre fiyatı 7 lira 74 kuruş olsun. Ve şimdiki yani 2022 Ağustos fiyatı ise 21 lira 16 kuruş. Buradaki benzin artış oranını şu şekilde hesaplıyoruz. 21,16 bölü 7,74 eksi 1. Sonuç 1,73 yani %173 artış olmuş. Aynı dönemde asgari ücret ne olmuş? Net 2825 lira 90 kuruştan artıp 5500 lira 35 kuruş olmuş. Yani 5500,35 bölü 2825,90 eksi 1. Sonuç 0,95 yani %95 artmıştır. Peki şimdi de asgari ücretimizle benzin karşısındaki alım gücümüze bakalım. Benzin %173 artmış. Asgari ücret ise %95 artmış. Yani 95 eksi 173 eşittir eksi 78. Alım gücümüz benzin karşısında %78 azalmıştır. Bizler de bu videoda aslında alım gücümüzün gıda, konut, elektrik, doğalgaz, benzin, sağlık gibi temel ihtiyaçlarımız karşısında artıp artmadığını yani maaşımıza yapılan zam ile bu saydığımız ürünlere ulaşımımızın artıp artmadığı ile ilgili video çekme düşüncemizi bir kenara bırakıp daha çok dikkatinizi ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz iPhone karşısındaki alım gücümüzün artıp artmadığını sizlere göstermeye çalışacağız. İsterseniz 2022 yılından 10 sene önceye gidelim ve net asgari ücretin yıllara göre artışına bakalım. Gerçekten de asgari ücrete yapılan zamla alım gücümüz iPhone karşısında artmış mı? Bir asgari ücrette iPhone almak için başka hiçbir harcama yapmadan kaç aylık bir süreyle çalışması lazım? Burada kolay anlaşılması için asgari ücrete yılda iki kere zam yapıldığı zamanlarda ilk yapılan zam oranına dikkate aldığımızı belirtmemizde fayda var. Yıllara göre asgari, asgari ücretler tablodaki gibi sıralanmakta. 2012 yılında 701 lira 13 kuruştan başlıyor ve 2022 yılında 4253 lira 40 kuruşa kadar çıkıyor. Peki bu 10 sene zarfındaki toplam artış oranı ne diye sorsak o da %506,65 oranında asgari ücret artmıştır. Bu çok güzel gözüküyor ciddi oranda artış var. Şimdi de isterseniz bir önceki yıla göre asgari ücret artış oranına bakalım. Gördüğünüz gibi minimum 2017 yılında %7,92 civarı, maksimumda 2022 yılında %50,51 oranında artış yapılmış. Peki bu 10 yıllık süre zarfında iPhone fiyatları ne olmuş dersiniz? O da tablodaki gibi yıllara göre model ve fiyatlar gösterilmiştir. Bir önceki yıl artış oranlarında ise 2013 yılında minimum miktarı ulaşıp bir önceki yıla göre %16,33 düşmüş. Fakat 2022 yılında ise maksimum artış yaşanmış ve %158,35 olmuştur. Toplam 10 yıllık süre zarfında ise inanılmaz şekildeki artışı görebiliyoruz. Bu da tam tamına %1342'dir. Tablodaki kırmızıyla işaretli yıllar alım gücümüzün bir önceki yıla göre düştüğünü, yeşille işaretli yıllar ise arttığını göstermektedir. Peki, şimdi de isterseniz resme bir de uzaktan bakalım ve bu 10 yıllık süre zarfında asgari ücretimizin artışı ile iPhone fiyatlarının artışına bakalım. Asgari ücretimiz %506,65 artmış. iPhone fiyatı ise %1342 artmış. Bu sonuçla telefon alım gücümüz tam tamına %835,50 azalmıştır. Buna yok olmuştur da desek herhalde abartmış olmayız. İsterseniz bir de bu tablodaki iPhone'ları asgari ücretimizle başka hiçbir şeye harcama yapmadan almaya kalksak kaç ay çalışmamız gerekir ona bakalım. Gördüğünüz gibi 2013 yılında yaklaşık 2,5 iki, iki buçuk, ay çalışmamız sonucunda bir adet iPhone alabiliyorken 2022 yılında ise işler gerçekten de kötü gözüküyor. Tam tamına yaklaşık olarak 7,5 aylık çalışmamız karşılığında iPhone alabiliyoruz. Umarım kazancınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve geleceğinizi düşünerek harcarsınız. Bu videoda iPhone kullanmamızın sebebi sadece finansal okur dikkat çekmek ve istekle ihtiyaçları birbirinden ayırmamız gerektiğini göstermektir. Bu konuyla alakalı iyi para yönetimi nasıl olmalı konulu videomuzu izleyebilirsiniz. Alım gücümüzün başka hangi ürünlerle karşılaştırılmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve arkadaşlarınızla finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirmek için paylaştığınızdan emin olun. Bu videoda anlatılanlarda tipografik veya sözlü hataların oluşabileceğini, dolayısıyla buradaki bilgilerin güncelliğini her zaman kontrol edin. Fininvest finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.